beacon of freedom which was ignited here in very Ghana had cascaded down to other countries in the region. Bugün de Ghana güçlü ve sağlam demokrasisi, siyasi, sosyal istikrarı, barışçıl dış politikası, aktif diplomasisi ile Afrika'nın ilham kaynağıdır. And Ghana still stands today as a source of inspiration not only with her robust and well-established democracy, but also its political and social stability, its peaceful foreign relations and its diplomacy, a very active role in diplomacy. Ghana bizim Batı Afrika'daki en yakın dostlarımızdan bir tanesidir. And Ghana happens to be one of our closest friends in Western Africa. İkili ilişkilerimizde son dönemlerde bir tarih yazıyoruz. And we are turning the tide in terms of our mutual relations in recent times. Ghana'yı kalkınma ortağımız olarak görüyoruz. Ghana is perceived to be our development partner. Hedeflerimiz siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, ticari bütün bu alanları kapsayacak şekildedir. And mutual cooperation shall encompass areas such as political, economic, trade, cultural and diplomatic. Afrika'da yeni büyükelçilikler açmaya başladığımızda ilk etapta Ghana yer aldı ve Accra Büyükelçiliğimiz 2010 yılında yeniden faaliyete geçti. When we started opening new embassies within the African continent, Ghana was one of our priorities, and in the year 2010 we had officially inaugurated the embassy here in Accra. Tabii burada bir özelliği de vurgulamak istiyorum. Ghana aynı zamanda bizim ECOWAS gibi bölgesel örgütlerle işbirliğimizin gelişmesinde yapıcı bir rol oynadı. And I would like to accentuate one fact, if you would allow me. Ghana is one of the countries who have played a tremendous role in terms of consolidating our solidarity and cooperation within regional organizations such as ECOWAS. Ve önümüzdeki dönemde bölgesel barışa veya barışlara, dünya barışına müşterek olarak katkı sağlamakta kararlıyız. And we are determined to walk towards a future where we shall richly contribute to the establishment of regional peace and as well as global peace. Türkiye ile Ghana mevcut işbirliğinin kapsamını genişletme kararlılığındadır. Both Turkey and Ghana, they are both determined to extend the coverage of mutual cooperation. Bu konu daha da tahkim edecektir. And within the framework of my current official visits, the agreements and the MOUs we have recently signed will only solidify the ongoing cooperation and solidarity at a further extent between the two countries. Ghana halen Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'da dördüncü ticaret ortağı konumundadır. Ghana still stands strong today as the fourth trade partner countries. Ghana halen Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'da dördüncü ticaret ortağı konumundadır. Ghana still stands strong today as the fourth trade partner of Turkey within the sub-Saharan region. Şu an 400 milyon dolar olan dış ticaret hacmimizi inanıyorum ki 2020'de 1 milyar dolara çıkaracağız. The current foreign trade volume between the two countries is in the region of 400 million dollars, which we believe will easily be increased up to $1 billion threshold by the year 2020. Bugün 150'yi aşkın firmamızla buradayız. And I'm being accompanied by the representatives of more than 150 companies in Turkey. Firmalarımız Ghana'nın ihtiyacına binaen enerji, altyapı ve konut inşaatı olmak üzere özellikle Ghana'nın ekonomik kalkınma çabalarına doğrudan yatırımlarıyla katkıda bulunmaya kararlıdır. Biz de kendilerini teşvik edeceğiz. Turkey is very well determined to contribute to the economic developmental efforts of Ghana through foreign direct investments in the fields of energy, infrastructure and mass housing. Kamu özel sektör ortaklığı Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır. The private and public partnership scheme had been instrumental in the development story that Turkey has yielded. İnanıyorum ki bu model Ghana'nın kalkınmasında da çok önemli bir rol oynayacaktır. The PPP scheme or the PPP model will play a significant role in the further development of Ghana.
Tabii ayrıca yapılacak temaslar neticesinde uzun vadeli karşılıklı iş ilişkileri kurulacağını ümit ediyorum. And with regards to the contacts which shall be forged today and all throughout the official visit, long-term business relations will be forged between different stakeholders. Değerli dostum, Mahama ile bölgesel konuları da değerlendirerek bizim bölgedeki gelişmelerimiz, gerek Afrika'daki bölgesel gelişmeler görüşmemizin önemli başlıklarını oluşturdu. One of the main topics of our agenda today through our bilateral talks mainly concentrated on regional developments as well as the developments within the African continent. Tabii Afrika'da özellikle Ghana, bunun yanında Nijerya, bu bölgedeki terörle ilgili sıkıntıları ele alırken aynı şekilde ülkemizdeki terörle ilgili yaşadıklarımızı da yine değerlendirme fırsatımız oldu. Not only have we considered and assessed the situation with regards to terrorism, not only in Ghana, but also in countries such as Nigeria and other countries in the region, we've also concentrated our efforts and our talks on the terrorism-related events that took place in our region and in our country. 35 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke olarak terör örgütlerinin hedeflerini, yöntemlerini çok iyi biliyoruz. As a country who has been fighting against terrorism for the last 35 years, who has been fighting against a separatist terrorism for a fact for the last 35 years, we are quite learned and knowledgeable on the actual goals, the objectives and the instruments employed by terrorists and terrorism. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. The youth is the warranty of our future. Dini, dili, ırkı olmayan bu terörü dünyada tüm ülkeler hep birlikte lanetlemek ve karşısında tavır almak durumundayız. We have to take a very strong stance against terrorism as the nations of the globe because terrorism recognizes no religion, no ethnicity whatsoever. Türkiye, Gana'nın ve Ganalı kardeşlerinin yanındadır. Turkey shall always stand by the side of our Ghanaian brothers and sisters in fighting against terrorism. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. With these thoughts in mind now I would like to conclude my remarks by saying that I hope and pray that this official visit will yield the most positive outcome for both of the countries. Tüm Ghana halkına 79 milyon Türkiye'nin en kalbi selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Meddase. And I would like to take this opportunity to extend the most heartfelt emotions of the 79 million inhabitants of the Republic of Turkey to the people of Ghana. Thank you. Thank you.